Sevgili vatandaşlarım, çok değerli genç arkadaşlarım, sevgili umut etmek isteyen arkadaşlarım, yorulmuş abilerim, yok sayılmış ablalarım, huzurunu yitirmiş amcalarım, teyzelerim. Merhaba. Bugün bu ekrandan uzun bir sürenin ardından ilk defa farklı bir ses duyuyorsunuz. Hepimizin vergileriyle yönetilen devletimizin televizyonunda ne yazık ki bizlere yer verilmedi. Sevgili yurttaşım, sevgili genç arkadaşım. Burada görünmeyen sendin, bendim, çocuğundu, torunundu annendi, babandı, halandı, dayındı. Burada göstermedikleri saraydan görünmeyenlerdi. Katledilen Özgecan'dı. Diri diri yakılan Hande Kader'di. Atanmadığı için intihar eden Mustafa öğretmendi. Haksız bir dava sonucunda babasını özleyen Vera'ydı. Adalet bekleyen Emine Yaşar'dı. Sinan Ateş'ti. Sen okula giderken ailenin nasıl fedakarlıklar yaptığını birileri görmedi. Sen okulu bırakırken birileri yanında durmadı. Sen ailenden utanarak para isterken onlar hiç utanmadı. Hem işsizlik hem de KYK borçları altında ezilirken nasıl evlenirim diye düşünürken sesini birileri duymadı. Okuduğun lisede müdürün başka hiçbir sorun kalmamış gibi siyasi hesaplar yaparken senin geleceğin birilerinin umurunda olmadı. Sen yurt bulamazken Ödeyeceğin kiraya yetişemezken birileri yabancılara vatandaşlık karşılığında evler satmakla meşguldü. Üniversitede atanan rektör en başarılı hocalarını görevden alırken seni birileri dinlemedi. Senin ailen, senin arkadaşın enkaz altında soğukta tir tir titreyip yardım beklerken birileri o son umudun olan sosyal medyayı yasaklayıp çadırlarını pazarlamaya çalıştı. Genç kadın arkadaşım. Sen daha fazla kadın cinayeti olmasın diye düşünürken birileri senin tercihlerini, inancını, yaşam tarzını, başörtünü veya saçını siyaset malzemesi yaptı. İşte o birileri bugün kadına yönelik şiddetle mücadele kanunlarını ortadan kaldırmak üzerine uzlaştı. İçinde benim de olduğum milyonlarca kadın bugün sokakta yürürken bile her dakika dönüp arkasına bakmak zorunda kalıyor. Biz bütün bunları değiştireceğiz. Sevgili mavi ve beyaz yakalı arkadaşım, Sabahın erken saatlerinde gittiğin işinden geceleri döndüğünü biliyorum. Evden çalışıyorsan her dakika telefonun çaldığını, her dakika çevrim içi olmak zorunda kaldığını, yani aslında dinlenme saatinin olmadığını biliyorum. Mobbinge, tacize karşı hiçbir örgütlenme ve ses çıkarma hakkının tanınmadığının farkındayım. Sen yerin iki kat altında, karanlık ve rutubetli bir atölyede üç kuruş paraya kod taşlarken, ciğerlerine dolan ölümü, sana sağlanmayan insani koşulları ve güvenceyi, Ucuz iş gücü diye paketleyip diğer ülkeye satmaya çalışanların farkındayım. Sevgili genç arkadaşım, karanlık bir güç birçok ülkede seçim sonuçlarını etkilemek için yalan haber ve propaganda faaliyeti yürütüyor. Bunu sosyal medyada etkisi olan, bazen geleneksel medyada etkileme gücü olan gruplar yapıyor. İnsanların kendi gelecekleri üzerinde özgürce karar vermelerini engellemek için bu faaliyetler yürütülüyor. Bu sistem nasıl işliyor? Gençlerin otoriter yönetimlere oy vermeyeceklerini tespit ettikleri için öncelikle hedefleri gençleri sandıktan ve güçlü siyasi partilerden soğutmak. Dolayısıyla popüler figürleri kullanarak muhalefeti kötülemek bunların sıkça başvurduğu yollardan biri. Bu gruplar seçmenlerin kişisel verilerini kullanıyor. Hassas oldukları konularda yalan haberleri onlara gösteriyor. Bugün ülkemizde bu oyunu iletişim başkanlığı oynuyor. 2019 yerel seçimleri öncesinde hatırlarsın Birilerinin söylediğine göre İstanbul'da ve Ankara'da sayaçları teröristler okuyacaklardı. Bu seçimler Türkiye için bir beka meselesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin burs vermesine engel olmuştu güya. Ne oldu? Millet İttifakı'nın yönettiği belediyelerde öğrencilere burs verilmeye başlandı. Hizmetler aksamadı. Tam tersini arttı. Halkın parası bir grup ayrıcalıklı kesime değil, halkın kendisine harcandı. Terörle mücadelede bir eksilme yaşanmadı. Milli bayramlarımız, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına saygılı bir şekilde kutlanmaya başladı. Belediyelerimiz öğrenci yurtlarıyla, kreşlerle, süt dağıtımıyla pandemi sırasında her türlü hizmetiyle vatandaşlarımıza ulaştı. Deprem sonrasında vatandaşlarımız bu zor zamanlarda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve milletvekillerimizin varlığını hissetti. Yani söylenenlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Peki şimdi biz ne yapacağız? Bizden duyun acil olarak bütün depremzede de vatandaşlarımızın insani koşullarda barınmalarını sağlayacağız. Evlerini yapacağız. Bunun için devlet 5 kuruş bile istemeyecek. Şehirlerimizi büyük depremlere hazırlayacağız. Parası olmayanın canından şüphe ettiği devri artık kapatıyoruz. Sarayda bir kişiye tahsis edilen uçakları satacağız. Yerine yangın söndürme uçakları alacağız. Orman yangınlarında insanımız artık uçak beklemeyecek. Hem öncesinde önlem alacağız hem de müdahale için hazırlıklı olacağız. Genç arkadaşlarım, Kardeşlerinizden devlet okullarında bile bağış toplandığını, dağıtılan kitapların yetersiz olduğunu, ek kaynak almak zorunda kaldığınızı, paranızın kantinden bir tost almaya bile yetmediğini biliyoruz. İktidarımızda devlet okulları bilimsel ve iyi bir eğitim verecek, okulda öğle yemeği ücretsiz dağıtılacak, çocuklar bütün günlerini aç karnına geçirmeyecek. İktidara geldiğimizde derhal 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Çünkü devlet bunun için var. Genç arkadaşlarım, Üniversite sayısını kontrolsüz arttırdılar. Genç işsizliği düşük göstermeye çalışıyorlar. Biz rakamlarla oynamak yerine istihdam yaratacağız. 9 özel ekonomi bölgesi kuracağız. 5 yılda 5 milyon istihdam yaratacağız. Kontenjanları düzenleyeceğiz. Tüm organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açarak nitelikli iş gücünü güvenceli istihdama kavuşturacağız. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Çünkü devlet bunun için var. Sevgili aileler, Bazılarınızın haklı olarak konuşmaktan bile çekindiği bir konu var. Uyuşturucu baronları ülkemizde cirit atıyor. Gencecik insanlarımızın gelecekleri karartılıyor. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pudra şekerciler değil bu halkın çocukları kazanacak. Çünkü devlet bunun için var. Genç arkadaşlarım her gün kadın cinayeti haberi alıyoruz. Buna karşılık bir tek adam İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısına feshediyor. Ben kadınların yanında değilim diyor. Biz bu sözleşmeyi tekrar imzalayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin gasp edilemeyeceğini, kadın cinayetleriyle mücadele edeceğimizi göstereceğiz. 6284 sayılı kanunu uygulayacağız. Ev içi şiddeti mağduru kim olursa olsun bitireceğiz. Çünkü devlet bunun için var. Genç arkadaşlarım, üniversitelerde neler yaşadığınızın farkındayız. Tabii buralara üniversite denebilirse. Biz darbe ürünü yoku kaldıracağız. Üniversitelerde rektörler seçimle gelecek. Öğrencilerin, sanatçıların, tweet atanların tutuklandığı döneme son veriyoruz. Biz sizin yeteneklerinizle, hayattan ne beklediğinizle ve üniversitenizin size nasıl destek olabileceğiyle ilgileniyoruz. Üniversitelerimizin dünyada ilk 500'e girmesiyle ilgileniyoruz. Akademisyenlerimize torpille kadro dağıtıldığı değil, başarılı olanın ödüllendirildiği, hocalarımızın insanca yaşayacakları bir düzen için çalışıyoruz. Çünkü devlet bunun için var. Genç arkadaşım, 14 Mayıs'tan itibaren yurt sorununu bir yıl içinde ücretsiz yemek, su ve internetiyle birlikte çözüyoruz. Alacağın ilk arabadan ve oyun konsolundan ÖTV'yi sıfırlıyoruz. KYK kredi ve burs tutarlarını arttırıyoruz. Borçları sıfır faizle yeniden yapılandırıyoruz. Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı biçimde sabitliyor 5 yılda en az 5 milyon yeni istihdam yaratıyoruz. Kamu personeli alımında mülakatı kaldırıyor. Dayısı olanın iş bulduğu bu düzeni değiştiriyoruz. Bütün gün masadan kalkamadığın, güneş görmediğin, uyumadığın çalışma düzenini değiştiriyoruz. Beşli çetelerden alıp beş kuruşa muhtaç edilenlere veriyoruz. Hepimizden çalınan 418 milyar doların hesabını kuruşu kuruşuna soruyoruz. Çünkü devlet bunu yapar. Hepsinden önemlisi artık hayal kurabileceğim bir Türkiye'ye çok yakınız sevgili arkadaşım. Biz artık Recep Tayyip Erdoğan tarafından körüklenen nefreti, kavgayı, krizi konuşmak değil, acıda da neşede de beraber olduğumuz günleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sayesinde yaşamak istiyoruz. Biz artık yaşama tutunmak değil, aç yatmadığımız güne sevinmek değil, hakkımızın çalınmadığı güne şükretmek değil, hapse girer miyiz diye susmak değil, biz bu hayatı doya doya yaşamak istiyoruz. O günlere artık çok yakınız. İlk kez oy verecek olan genç arkadaşım. Bir oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğinde mutlu geleceğini kendin kendi ellerine inşa edeceksin. Ve otoriter bir yönetimi sandık yoluyla değiştirerek dünya tarihine çok büyük bir armağan bırakacaksın. Ve bugünlere dönüp baktığında kendinle gurur duyacaksın. Gurur duyacağız. Sevgili vatandaşlarım, güzel ülkemize ve milletimize büyük sevgimle saygılar sunuyorum. İyi günler.